Futbolun içindekilerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oktay Kara. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor Eskişehir spor maçının ardından bir polemik yaşadı. Detaylar nedir? Hadi başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor Eskişehir spor maçının ardından ilginç bir diyalog yaşandı. Rizesporlu Samudio maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlayan'la forma değiştirmek istedi. Sosyal medyada Maddi imkansızlıklar içerisinde olan Eskişehir Spor'da oyuncuların rakip oyuncularla forma değiştirmesi yasaklanınca ortaya bu görüntüler çıktı. İfadesiyle paylaşılan bu gönderi oldukça fazla yayıldı. Eskişehirli olan TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu ise Eskişehir Sporlu Burak Çağlayan maçta giydiği formayı yakın bir arkadaşına söz verdiği için sağ içinde Samudio ile değişmedi. Soyunma odasında Burak'la Samudio arasında forma değişimi gerçekleşti diye tweet attı. Sonrasında Yağız Sabuncuoğlu'nu yalanlayanlar oldu. Ama Yağız Sabuncuoğlu bir sonraki paylaşımında Samudio'nun Buran'ın formasıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan olayların ardından Eskişehir Spor sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınladı. Paylaşıma göre bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Burak Çağlayan arasında oluşan görüntülerde forma verip vermeme kararı tamamen her zaman olduğu gibi oyuncularımızındır. Nitekim oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Açıklamasını yaptı. Evet şu an Eskişehir Spor birazcık zor durumda ama birazcık demogajı yapılmış gibi hissediyorum. Ha, Bunun ülkemizde örnekleri yok mu? Var. 2012 yılında Ankara gücü Sivas deplasman hikayesini biliyorsunuzdur. Islak forma hikayesini. O olayı da kısaca anlatayım. Ankara gücü çok zor durumdan geçiyor. Kulüpte e, yeteri kadar forma yok. Sivas'a gidiyorlar. Sivas'ta karlı bir deplasman. Maçın ilk yarısı tamamlandıktan sonra formalar ıslanıyor. Gedek e, formaların giyilmesi lazım ama yedek formalar yok. O 15 dakikalık alanda, 15 dakikalık zaman diliminde peteklerin üstüne formaları koyuyorlar. Kuruduğu kadarıyla ikinci yarıya çıkıyorlar ve ıslak forma muhabbeti oradan kaldı. Ülkemizde bu tarz olaylar yaşandı. Umarım kulüplerimiz bu durumlara gelmezler. Bu durumları bir daha yaşamazlar diyelim.